Bugün sizlerle birlikte nişasta ve su deneyi yapacağız. Bu deneyde neler öğreneceğiz merak ediyor musunuz? Hadi gelin o zaman bir malzemelerimize bakalım. Malzemelerimizde bir boş tepsi cam, bir kaşık nişasta, bir bardak su ve nişastamızı ölçmek için boş bir bardak. İlk önce boş bardağımla nişastamı ölçerekten kabımın içine boşaltıyorum. İki bardak nişasta koyacağım. Bu bir bardak. Bu da 2 bardak. Şimdi kabıma boşalttığım nişastamın üstüne suyumu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Nişastam az geldiği için birazcık daha ilave ediyorum. Şimdi suyla nişastamı karıştırdığım karışımımı elime almaya çalışıyorum. Bakın böyle alırken sertleşmiş, katılaşmış olduğunu görüyorum. Elime alıp avucuma bu şekilde sıkıyorum. Bakın avucumun içinde katı. Ah! Sıkmayı bıraktığım anda elimden sıvı kayıp gidiyor. Hadi tekrar deneyelim. Avucuma aldım. Bakın avucumun içinde sıkıyorum. Avucumun içinde katı. Avucumu açıp bıraktığım anda sıvı. Tekrar yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Avucumun içinde katı.
sıkabiliyorum. Avucumu açtığımda sıvı. Peki bunun nedeni ne olabilir? Nişastanın içindeki maddeler, yani moleküller, birbirine sıktığımızda sarılıyorlar. Böyle katılaşıp birbirine yapışıp sarılıyorlar. Ama onları böyle avucumuzdan bıraktığımız anda birbirlerini sarılmayı bırakıp ayrılıyorlar. İşte elimizde katılaşmasının ve avucumuzu açtığımızda elimizden kayıp gitmesinin sebebi bu. İçindeki maddeler, yani moleküllerden dolayı. Umarız su ve nişasta deneyimizi beğenmişsinizdir. Keyifli çalışmalar.